Hepsi merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Çimento kumaşla saksı yapacağız. Evet, böyle bir eski kumaşım var ve kare boyutunda iki tane parça kesmek için böyle bir katlama şekli yapıyorum ve ilk karemi oluşturdum. Diğerini de kumaşın üzerine koyup tekrar ikinci karemi oluşturuyorum arkadaşlar. İki tane kumaş parçam var. Böyle bir kutum var ve o kutumun üzerinde bir alt deliklerini belirlemeye çalışıyorum. Çiziyorum ve yuvarlaklarını oluşturuyorum. Evet, bu kutumun ortasının birazcık aşağısını böyle bombi oluşturmak için bir kumaşla sarıyorum. Siz herhangi bir şeyle de sarabilirsiniz. Ve poşet geçiyorum arkadaşlar. Çimento poşete yapışmıyor. Böyle bir ölçü kabım var. Bu da bir çay bardağı kadar arkadaşlar. İkinci çay bardağı, üçüncü çay bardağı olarak düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz şişe cam normalde 1 litrelik bir şişe cam. Hepsini kullanmıyorum. Yarım litreyi biraz geçerekten suyu kullanıyorum arkadaşlar ve eski bir kaşıkla karıştırıyorum. Evet, hazırladığım bu karışıma kumaş parçalarımı tek tek koyup bu karışımı kumaş parçalarına yediriyorum. Bu şekilde iyice emin oluyorum arkadaşlar. Kenara alıyorum. Ve hazırladığım bu kabın üzerine yerleştirmeye çalışıyorum. Açtığım deliklerin tam üst tarafa gelmesine dikkat ediyorum. Ve ikinci parçayı da üstüne koyuyorum. Yine deliklerin üst üste gelmesine dikkat etmeye çalışıyorum. En alttan arkadaşlar hala tipim vardı. Onunla şöyle bir bağlıyorum. İyice sıkıştırıyorum, bağlıyorum. Ve fazla parçaları makasla kesiyorum. Daha güzel şekil vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bakın. Çok hoş, çok güzel göründü. Kalanları ise daha bir yüzeyinin pürüzsüz olması için şöyle sıvılıyorum arkadaşlar. Evet, kuruması için güneşe koyuyorum. Ben 2 gün kadar beklettim. Daha sonra yaptığım diğer saksı yanında. Bakın şöyle sesli çıkıyor. Sert oldu. Yani çok yumuşak bir doku olmadı. Bunları da çıkartıyorum. Çok rahatlıkla çıkıyor. Poşet en kenara koyduğumuz için çok rahatlıkla çıkıyor ve yapışmıyor. Kumaşla yaptığımız için de dağılma gibi bir tereddütünüz olmayacak. Dağılmıyor. Evet. Ben içini de biraz kuruması için biraz daha güneşe koydum arkadaşlar. Ve böyle deliklerini tekrar açıyorum. Evet, delikleri açtıktan sonra toprak koyuyorum. Ve sardunya çiçeğimi saksıma yerleştiriyorum. Kenarlarından toprak örtüyorum. Ve can suyumu veriyorum. Evet, bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok güzel, çok hoş göründü. Ben çok beğendim. Evet, umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.